Efendim iyi akşamlar. Ben Erol Küçükoğlu. Hayatı ve hayatın getirdiklerini paylaştığımız akşam bülteniyle karşınızdayım. Bugün 2 Şubat günlerden Perşembe. Gündemimiz yine yoğun. Türkiye gündemi de oldukça yoğun geçti. Peki neler oldu, neler bitti, kimler neler söyledi? Hepsini 60 saniyeye sığdırdık. Kısa bir tur atalım. Çok değil, bir dakika sonra yine beraberiz. Tabii vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekle kalmayıp yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını ülkemize davet etmelerini istiyorum. ...2017 yılından itibaren tekrar tüketim itibariyle, yatırım itibariyle ülkenin önüne açılacaktır. Yatırımcılar içinde cazip bir ülke olmaya devam edecektir. Evet, başlıklarımız, gündem başlıklarımız böyleydi. Geçelim bugünün notlarına. Aslına bakacak olursanız ekonomik anlamda bugün oldukça verimli geçti diyebiliriz. Çünkü Amerikan doları güne düşüşle başladı. 3.76 seviyelerinden işlem gördü. Şu dakikalarda 3.73'e kadar da geriledi. Bu en azından Türk lirasının değer kazanması bakımından hepimiz adına sevindirici bir gelişme oldu diyebiliriz. Euro'da da düşüş söz konusu. 4.04 seviyelerinde şu anda binde 65'lik bir kayıp yaşandı. Ancak devletin zirvesindeki isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlıyoruz. Belki de bugüne kadar yaptığı konuşmalarda, açıklamalarda kendi adıma en çok hoşuma giden fındıkla ilgili açıklamasından sonra bu geldi diyebilirim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde turizm sektör temsilcileriyle buluştu. Hedeflerinin turist sayısını 8 milyon arttırmak olduğunu ve bunda da kararlı olduklarını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. En güzeli de başlattığı kampanyalar oldu. Dedi ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı Sıla-i Rahim ziyaretlerine ilave olarak ülkemize tatil yapmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekte kalmayıp yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını, arkadaşlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. Bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak komşunu da al gel kampanyasını başlatıyoruz dedi. Dediğimiz gibi aslına bakacak olursanız ne kadar güzel, ne kadar sempatik, bir o kadar da sevecen bir kampanya olduğunu görmek mümkün. Tabii ki ülkesini seven bireyler ancak böyle bu açıdan bakabilir. İşte sırf Erdoğan söyledi diye muhalif olmak, muhalefet etmek veya bunun gibi düşünenler hariç diyelim. Şahsen bir cumhurbaşkanının da ülkesi, milleti ve vatandaşları için yapabileceği en güzel çağrılardan birisi olduğunu düşünüyoruz kendi adımıza. Dünyanın en büyük açık hava müzesidir Türkiye dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Batısı ayrı güzel, doğusu ayrı güzel, kuzeyi, güneyi ayrı güzel, mükemmel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizi uzaklardan izleyenlere de seslenelim. Özellikle yurt dışında yaşayan Türklere, ordululara, İzmir'den, Van'a, Sinop'tan, Mersin'e, Edirne'den, Iğdır'a, Muğla'dan, Hakkari'ye ve tabii ki oksijenin yurdu, fındığın başkenti Ordu'ya da davet ediyoruz. Sadece sizi değil, komşunuzu da davet ediyoruz. Bu yaz dönümüne ay yıldızlı bayrağımızla, arkadaşlarımızla, eşlerimizle, dostlarımızla, komşularımızla bütün dünyaya karşı Türkiye damgası vuralım diyorum. Bakalım çağrımız nereye kadar gidecek? En azından Ordu adına bunu önümüzdeki günlerde izleyeceğiz, göreceğiz hep birlikte. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortaklaşa yaklaşık 3,5 dakikalıkta bir tanıtım filmi hazırlandı. Külliyede de izlendi bugün. Hadi onu izleyelim. Güzel ülkemiz Türkiye için bir kez daha görüntüleri hatırlayalım. Sabahına, akşamına, yağmuruna merhaba, aşık. Sabahına, akşamına, yağmuruna merhaba, rüzgarına merhaba. Aşına, ekmeğine, sevincine, türküsüne merhaba. Bir kuş uçar sazlıkların üstünden, uçan kuşa merhaba. Bir aşk büyür gizli gizli geceden, gecesine merhaba,
gündüzüne merhaba, sevdasına merhaba. Kirpiğine, kaşına, bir tel siyah saçına, nazına, niyazına, yazmasına, gurbetine, sılasına, karına, boranına, yağmuruna, efil efil rüzgarına, çok şükür, çok şükür buradayızına, merhaba. Memleketim, merhaba. Güzel ülkem, merhaba. Umudum, sevincim, aziz şehrim, merhaba. Can toprağım, yazgım, rüyam, düşüm, hayalim, ille vatanım, vatanım, merhaba. Akdeniz'in mavisine merhaba, Ege'sine, zeybeğine, incirine, fındığına, zeytinine, bir fincan kahvesinin köpüğüne merhaba, hatırına merhaba, sohbetine merhaba. Merhaba güzel atlar ülkesi, dut yaprağı, nar bahçesi, bir demli çayın gölgesinde dünyanın en güzel ülkesi, türküsü, şarkısı, ezgisi, sesi, merhaba. Merhaba ya Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş'ına, Hacı Bayram'ına, Şaban-ı Veli'ye merhaba. Yunus'una merhaba, Dadaloğlu merhaba, Aşık Veysel'imin mızrabına merhaba. Merhaba gönüldaşım, kaderdaşım, arkadaşım, vatanım Türkiye, Türkiye vatanım. Evet buradayım, yanındayım, kol kolayım, bahtiyar. Memleketim merhaba, güzel ülkem merhaba, umudum, sevincim, aziz şehrim merhaba. Memleketim merhaba, güzel ülkem merhaba, can toprağı yazgım, düşüm hayalim, vatanım Türkiye, Türkiye vatanım. Memleketim merhaba, Türkiye'm merhaba. Can toprağım, yazgım, rüyam, düşüm, hayalim, vatanım Türkiye, Türkiye vatanım, merhaba. Evet, görüntüleri sizler de izlediniz. Güzel bir ülkede yaşıyoruz. Tekrar söylemek gerekirse çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin batısı ayrı güzel, doğusu, kuzeyi, güneyi çok çok ayrı güzel. Bu yaz Türkiye'ye gelin, yaz tatilinizi Türkiye'de geçirin. Düğünlerinizi yurt dışında değil, Türkiye'de, memleketinizde, Ordu'da yapın. Sadece siz değil, komşunuzu da alın, getirin. Hazreti Mevlana'nın o muhteşem çağrısında da dile getirdiği gibi gelin, ne olursanız olun yine gelin, memleketinize gelin. Bakın bu çağrı üzerine değil aslında ama tam da üzerine tesadüf etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de bugün Türkiye'ye geldi, resmi temaslarda bulunmak üzere. Ankara'daydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü, ardından Gazi Meclis'in darbe girişimi sırasında bombalanan kısımlarını da ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'la buluşmak üzere şu saatlerde, belki de buluşmuş olabilirler. Merkel'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret olduğu için ayrı bir önem taşıyor bu. Ortak açıklamalar da yapıldı. Zaten İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam ile terör bir araya gelemez diye mesajı da verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada ülkemizin hemen güneydoğu sınırına uzanalım. Sınır hattına duvar bugünlerde Amerika-Meksika hattında konuşuluyor. Özellikle Trump'ın başkan seçilmesinden sonra dünya genelinde ama Türkiye'de bu uygulama çoktan başladı bile. Türkiye-Suriye sınır hattı acil sınır fizibilite güvenlik sistemi projesiyle oluşturulan sınır duvar hattında neredeyse yarıya yaklaşıldı. Özellikle bir ordulu firmanın da bu inşaatı yapması en azından kent yaşayanları için ve de kent ekonomisi için ayrı bir gurur kaynağı diyebiliriz. Notlarımızı burada noktalayalım çünkü yoğun bir gündemimiz var. Hava sıcaklıkları artıyor. Peki Karadeniz'de durum ne? Bunun ayrıntılarını paylaşacağız. Fındık ve fındık fiyatları yine gündemimizde olacak. Hadi başlayalım.
Sayın seyirciler, oylaması için partiler seçim çalışmasına start verirken fındık fiyatları yerinde saymaya devam ediyor. Referandum çalışmalarının başladığı bu günlerde fındık üretiminin yapıldığı illerde fiyatlar 10 lira 50 kuruş ve 11 lira 65 kuruş seviyelerinde değişiyor. Hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara rağmen. Bölgenin can damarı, ekonominin kalbi fındık, düşen fiyatıyla zulmün adı olmaya devam ediyor. Adeta sessiz bir çığlık gibi dillenen soruna karşı özellikle hükümet yetkililerinden bir açıklama gelmemesi dikkat çekiyor, tepki topluyor. Oysa özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık çıkışıyla umutlar artmış, piyasada fiyat az da olsa yükselmişti. Gıda Tarım Bakanlığımız, bakanımız burada, tedbirini alması lazım. Buna göre adımlar atmamız lazım. Planlarımızı buna göre yapacağız. Başbakanlığım döneminde fındıkta bu tür oyunlar oynadılar. Orada alavereci derler veya alavere derler. Yani fındığı depolara yığıp parasını önceden ödeyenler var. Onlara böyle derler. Ve bunlar vatandaşın fındığını alırdı. Vatandaş da tabii parayı peşin alıyorum diye onlara fındığını verirdi. Sonra ben hatta bir gün arkadaşlara söyledim. Bu iş dedim bir yere gidiyor. Ala vere, dala vere. Bugün Ordu Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş'u ağırladı. Gündeminde referandum vardı. Ordu ile ilgili özellikle sağlık alanında hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı. Ancak en önemli konuyu, fındığı atladı. Kurtulmuş üretici kan ağlarken gündemine fındığı almadı, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Oysa en büyük müjde fındıkla ilgili atılacak somut bir hamle olacaktı. Öte yandan fındık serbest piyasada da hak ettiği değeri bulamıyor. Arz az, talep fazla, buna rağmen fiyat düşük. İşte bu durum kafa karıştırıyor. Ordu başta olmak üzere Ünye, Fatsa, Çarşamba, Terme, Samsun'da 10 lira 50 kuruş olan fındık fiyatı, Düzce'de 10 lira 25 kuruş, Sakarya'da ise 10 lira 75 kuruştan işlem görüyor. Fındıkta yüzlerin az da olsa güldüğü tek ilse Giresun. Giresun'da fındık 11 lira 65 kuruştan işlem görüyor. Evet, şimdi fındık önemli. Dünyada en çok biz üretiyoruz ülke olarak. Türkiye'de de biz üretiyoruz yine ordu olarak. Karadeniz bölgesinde de yaklaşık 4 milyon kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Ancak fındıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunları sesli bir şekilde dile getirmesine rağmen haberde de izlediğiniz fındıkta sessiz sinema oynanmaya devam ediyor. Biz hükümetten ya da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra herhangi bir adım atıldığını görmedik ya da buna tanık olmadık. Hazırlık yapılıyor mu, yapılmıyor mu onu da bilmiyoruz. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiş olduklarını bir kez daha dillendirecek olursak sayın seyirciler, demişti ki devlet olarak biz depolar tutalım, kuralım. Üreticinin fındığını devlet olarak biz alalım, parasını biz verelim. Bu aradaki aracıları da çıkarmış olalım dedi. Ancak dediğiyle kaldı. Hiç kimseden ne ses çıktı, ne bir seda çıktı. Şimdi devletin değil ama hükümetin de önemli bir ismi bugün Ordu'da. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş şu saatlerde Ordu'da. Ordu ile ilgili, yatırımlarla ilgili çeşitli mesajlar veriyor ama Karadeniz bölgesinde beklenti her şeyden önce fındıkla ilgili. Umarız ya da ümit ederiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu talimatlar, vermiş olduğu fındıkla ilgili mesajlar bir an önce ilgili isimleri de harekete geçirir. Biz de ordu milletvekillerimizden bu yönde bir atak görmüş oluruz. Şimdi devam ediyoruz. AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak başkanlık sistemiyle alakalı TRT Haber'de dün akşam konuktu. Büyük devletlerin başkanlık sistemi veya yarı başkanlık sistemiyle yönetildiğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sert sözlerle yüklendi.
AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, anayasa değişikliği paketi ve referandum sürecini katıldığı bir programda değerlendirdi. Büyük devletlerin başkanlık sistemi veya yarı başkanlık sistemiyle yönetildiğini ifade eden Milletvekili Çanak, CHP korku siyaseti yapan bir partidir, dedi. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden itibaren siyaset yapan bir CHP var. Ve sonrasında buna işte Demokrat Parti eklenmiş, Milliyetçi Hareket Partisi eklenmiş, Anavatan Partisi eklenmiş, HDP eklenmiş. Doğru. Saadet Partisi, Refah Partisi eklenmiş, AK Parti eklenmiş. Ama kurulduğu günden itibaren siyaset yapan CHP'nin bu siyaset anlayışına aslında meseleyi anlatmak için çok dikkat etmek gerekir. Yani şunu anlatmak istiyorum. CHP Türkiye siyasetinde siyaseti hep korkular üzerine kurmuş. İşte irtica patlayacak. Laiklik elden gidiyor. İşte rejim yıkılıyor gibi söylemlerle, diktatörlük gelecek gibi söylemlerle hep siyaset geliştirmiş. Bunu şuradan hatırlayabiliriz. Hatırlarsanız 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi ve onun uzantısı olan işte Cumhuriyet Gazetesi gibi bazı medya organları reklamlarında Cumhurbaşkanı adayının resmini göstermek suretiyle, onun ismini telaffuz etmek suretiyle tehlikenin farkında mısınız diye bir propaganda ürettiler. Yani şunu demek istediler. Bu adam seçilirse Türkiye Cumhuriyeti elden gider. Ama bu millet gördü ki seçildikten sonra o seçilmeyle, o kişinin Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte ne Türkiye Cumhuriyeti'nin rejiminde bir değişiklik oldu, ne de sonrasında Türkiye'de olumsuz ve menfi bir gidişat gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı sisteminin asla bir diktatörlük veya rejim değişikliği olmadığına vurgu yapan Milletvekili Çanak'ın eleştiri oklarının hedefinde ana muhalefet vardı. Cumhurbaşkanımızı diktatörlükle suçladılar. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekir. Eğer 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Cumhurbaşkanımız bir diktatör olarak ifade ediliyor ve parlamenter sistem o dönemde bir diktatör yaratıyorsa, o zaman Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte bir diktatörlük iddiasında bulunmanın, yani bu sistemin diktatör üretmediği, yaratmadığı iddiasında bulunmanın o gün itibariyle çelişkilerle dolu olduğunu da onları anlatmak adına ortaya koyuyor. Yani maalesef muhalefet yapan bu partiler ömürleri boyunca korkular üzerinde milletimizi korkutmak suretiyle hep sandığa yönetmişler. Yalnız son 15 yıldır bu millet çok enteresan bir karar veriyor. Yani korkular üzerine değil, güvendiği insanlar üzerine siyaset yapıyor, tercihlerini bu yönde kullanıyor ve bu tercihler sonrasında da çıkan sonuçlardan kendi yararına bir devlet yönetiminin tecelli ettiğini görüyor. İşte bugün muhalefetin bu söylemi, işte rejim değişecek, diktatörlük gelecek, işte tek adamlı bir sisteme geçiyoruz korkusunu yaratmak suretiyle oluşturdukları bu siyaset 15 yıldır bu milletin nezdinde karşılık görmüyor. İnşallah referandumda da görmeyecek ve böylelikle biz evet'in gerekçelerini, kaynaklarını da aktarmak suretiyle iyi bir propaganda süreci geçirmek suretiyle bunu anlatmaya çalışacağız. Sayın seyirciler, haber kritik konuğum var. Gülyalı İlçe Müftüsü Sayın Kemal Mencelioğlu TV'deki haber stüdyosunda canlı yayın konuğum. Ancak biz kendisini bu kez Gülyalı İlçe Müftüsü sıfatıyla değil de yazar Kemal Mencelioğlu kimliğiyle ağırlayacağız. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Gönülden Gözlere kitabınızın imza etkinliği var. Yarın evet. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Galerisi'nde hemen duyuralım. 3 Şubat 2017 Cuma günü saat 15'te başlayacak. Değerli hocamızın yeni kitabı ve yeni kitabının imza günü olacak. Şimdi o kitapta neler var, nelerden bahsettiniz? Sizden evet. Dinleyelim. Evet, Erol Bey, bu kitabımızda neler var? Bir insan gönlüne neler gelebiliyorsa onlar var diyebilirim. Gönlümüze gelen şeyler, azından da anlaşılacağı gibi gönülden gözlere ismini verdik. Gönlümüze gelen, gözümüze, elimize, yüzümüze, gözümüze her neyse neticede insanlarımıza ulaşsın diye bu kitabımızı ikinci kitap olarak çıkardık. Daha önce Özlerden Sözlere'ydi, şimdi de Gönülden Gözlere isimli kitabımızla izleyicilerimizle, okuyucularımızla, vatandaşımızla buluşmak istiyoruz.
bir insanın hayatında tatlı günler olur, acı günler olur, hüzünlü günler olur, sevinçli günler olur. Bazen tarihteki bir hadise, bu dini anlamda olur, sosyal anlamda olabilir, tarihi anlamda olabilir, savaşlar kastedilerek söylediğim sözler olabilir. Bütün bunları bazen de yaşadığımız hayatta, güncel hayatımızdaki etkilendiğimiz, bazen hüzünlendiğimiz, bazen sevindiğimiz olayları biz bir şiir lisanıyla, bir şiir diliyle okuyucularımıza sunmak istedik. Bizler yıllardır kürsülerde konuşan insanlarız. Televizyonlarda programda yapan, programlara konuk olan insanlar olduk. Şimdi bunları elimizde bir mevcut fiziken görülebilen eser olsun diye düşündük. Düşüncelerimizi kitabımıza yansıtmaya çalıştık. Peki ben onu soracaktım. Sizler hem dini hem ilmi bilgileri son derece hitap şekliyle kuvvetli olan insanlarsınız. Konuşmak mı daha zor, yazmak mı daha zor? Şimdi Erol Bey, konuşmak mı daha zor, yazmak mı daha zor? Güzel bir soru. Aslında konuşmak da zor, yazmak da zor, biliyor musunuz? Yani her insan duyduğunu, hissettiğini kaleme dökemiyor. Hele şiir daha bir başka bir şey. Hani bir insan, bazı insanlarımız çok güzel resim yaparlar. Biz hoşumuza gider ama biz yapamayız o işi. Çok güzel karikatür yapar. Bir karikatürle çok şeyi anlatır bize. Ama biz yapamayabiliriz. Şiir de böyle bir şey. Konuşmak mı zor, yazmak mı zor sorusunu, konuşmak da kolay değil, altyapısı olması gereken bir şey. Çünkü ağzımızdan çıkıncaya kadar Hazreti Ali Efendimizin dediği gibi söz bizim esirimiz. Ağzımızdan çıktıktan sonra söz artık bizi esir alır. Biz o sözü, ağzımızdan çıkan söz bizi bağlar. Bizi bağlayacak sözleri söylediğimize göre konuşurken ne konuştuğumuza çok dikkat etmek zorundayız. Karşımızdaki insanların yanlış anlaşılmaması için, yanlış anlaşılmayacak şekilde o sözleri biz törpüleyerek, efendim tamamen hazır bir lokma haline getirerek dışarıya göndermemiz lazım ki kim ne zaman ne sorarsa sorsun ona cevap verebilmemiz lazım. Yazmak olayı da, yazmak da böyle bir şey. Çünkü ne yazmışsak yazdıklarımız da bizi bağlıyor. Söylediklerimiz bizi bağladığı gibi yazdıklarımız da bizi bağlıyor. O yüzden ne yazdığımıza, ne söylediğimize dikkat etmek zorundayız. İzaha muhtaç bir konu varsa sorulduğunda izah edebilmemiz lazım. Ama sözle söylemek, yazıda yazmak, eser de ortaya koymak, bunlar insanoğlunun hayatında çok güzel şeyler. Rabbim hepimize nasip etsin. Güzel şeyler söylemeyi, güzel şeyler yazmayı nasip etsin. İkisi de kolay değil ama zevkli. İkisi de çok zevkli. Yapabilirsek çok zevkli. Peki ilk kitabınıza olan ilgi nasıldı? Ben ilk kitabımızı yine bu Ordu'da, bir yıl oluyor üzerinden geçeli, bu Özler'den Sözler'eydi. Bu kitabımız şu anda hepsi okuyucularımızla buluştu. Zaten ona olan ilgi bizi bu konuda yazmaya teşvik etti. Yani sosyal medyadan da paylaştığımız şiirlerimiz var ama paylaşmadıklarımız da var. İnşallah böyle gitgide daha güzele doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Ve onu da insanlarımızla buluşturmak lazım. Faydalı olduğuna inandığımız için kitaba dönüştürdüm. Eğer faydalı olduğuna inanmasam kitaba da dönüştürmeyi düşünmezdim. Peki isimler, kitap isimleri birbiriyle uyumlu, kafiyeli gidiyor. Böyle mi gidecek bundan sonra? Şimdi Erol Bey, bizi bilenler bilir. Ben 8 yıldır Ordu'dayım. 6 yıl Ordu Müftü Yardımcısı olarak görev yaptım. 2 yıldır da hemen yine Ordu'nun dışında gibi düşünmüyorum kendimi. Gülyalı Ordu'nun bir mahallesi, oranın müftüsüyüm. Şimdi biz bazılarımızda, sözlerimizde, televizyonlardaki bütün programlarımızda şiir okumadığım, şiirden mutlaka bir kesit sunmadığım bir programım olduğunu hatırlamıyorum. Yani çünkü şiir sanatını seviyorum. Ta okul hayatımdan beri, İmam Hatip'te olsun, ilahiyatta olsun. Yani ben edebiyata ve tarihe düşkün bir insanım. Onları çok severdim. İlahiyatçı olmasaydım herhalde onlardan birisi olurdum diye düşünüyorum ama ilahiyatçı olmakla birlikte onları da, yine bizim ilahiyatın da zaten bir bölümü hep böyledir. Yani ilahiyat bunların dışında bir şey değildir. Söz söyleyecekseniz edebiyat bilmeden, edebiyatla şiirle hemhal olmadan, hani bir ecdadıma saldırdım boğarım. Boğamazsın ki ey Akif, hiç olmasa yanımdan kovarım demiş Akif. Yani bu sadece bir söz, bir güzel bir söz. Yani o yüzden bunları böyle ifade ederken biz edebiyata olan düşkünlüğümüz vardır. Her sohbetimizde de şiirleri kullanırım, bazılarımda da kullanıyorum. O yüzden özlerden sözlere, gönülden gözlere, belki üçüncü, dördüncü çıkacak kitaplarımızda benzer isimler taşıyabilir ama hepsi şiir olmayacak. Başka kitaplarımız olacak nasip olursa. Tabii buna da şiir kitap olunca ismi de şiir gibi olsun diye düşündüm.
İsmi de şiir gibi. Gibi oldu zaten. Evet, evet, öyle olsun diye düşündüm. O yüzden isimlerimizde isimlerinden de anlaşılacağı gibi şiir tadında ve şiirle insanlarımıza gerçekleri, hakikatleri, düşüncelerimizi, hissiyatımızı anlatmak istedik. O yüzden peki, benzerlik var. Sizi hepsi kendinize ait şiirler ama en etkileyici hangisi? Bir mısra alalım mı ondan sizin? Burada en etkileyici hangisi? Şimdi, bir tanesi vardır sizin içinize gönlünüze yer eden. Şüphesiz. Ben o zaman şöyle bir tanesini okuyayım mı? Lütfen. Bir tanesini okuyayım. Türkmen ağıdı. Bugünlerde çok dertliyiz ve yaralıyız. Burada Osmanlı'nın 718. yılı bugünler biliyorsunuz 27 Ocak 1299 tarihi itibariyle. Onlar da var ama şu anda bizim dışımızda Türkmen coğrafyasında, İslam coğrafyasında ve Türkmen dediğimiz zaman Türkmen Dağı bugünlerde son 2-3 aydır hep gündemimizde olan bir konu bunlar. Ve şu anda Fırat Kalkanı operasyonu var. Yine bunlar hep işin içerisinde. Musul Kerkük'ü var. Oradaki soydaşlarımız, dindaşlarımızın meselesi var. Belki bunları da ihtiva etmesi hasebiyle ben Türkmen Ağlı diye bir şiirim var burada. Onu isterseniz paylaşabilirim. Lütfen efendim. Dünyadaki zalimler hepsi adalet diyor. Kimi güçsüz bulursa onun etini yiyor. Türk'üm diyene karşı hepsi de diş biliyor. Sahipsiz biliyorlar, eziyorlar neredesin? Antep'te ve Maraş'ta seninle beraberdim. Sen mutlusun orada, büyüdü benim derdim. Bir kuru ekmek bulsam bölüp birlikte yerdim. Kara bulutlar gibi süzüyorlar, neredesin? Biz kardeşiz seninle, zor mu bunu anlamak? Aç tarihe, istersen misak-ı milliye bak. Yalvarırım Türkiye'm, kapında ağlayarak, kara kartallar gibi geziyorlar, neredesin? Biz Kerkük'te ölürsek Diyarbakır korunmaz. Davası olan kimse yürümekten yorulmaz. Masumsa eğer insan, dini dili sorulmaz. Düşman sarmış çevreyi, arıyorlar neredesin? Çanakkale'de vardım, Filistin'de her yerde. Beraber şehit olduk Afyon'daki siperde. Senden başka kimim var muhtaç etme namerde? En ağır silahlarla tarıyorlar neredesin? Kerkük ve Musul'da telaferde ben varım. Sen benimle değilsen bir tarafım hep yarım. Rabbim sensiz etmesin yoksa ben ne yaparım? Seni seviyorum diye kızıyorlar neredesin? Halep'te, Halepçe'de ben bayır bucaktayım. Kiracısı değilim, atadan ocaktayım. Yanıyor dört tarafım, ateşten kucaktayım. Adımı siliyorlar, ölüyorum neredesin? Açlık ve hastalıktan ölüyor hep bebekler. Ana yurttan gelecek müjdeli haber bekler. Dün senin kapında yal yalayan köpekler, dişlerini biliyor, azıyorlar neredesin? Türk adını taşıyan binaları yıktılar. Türkmen yazıyor diye nüfusları yaktılar. Tapu kayıtlarına tek tek kurşun sıktılar. Coğrafyadan adımı siliyorlar neredesin? Tepkilerin yetersiz sabrına şaşıyorum. Unuttu mu deyip de şüpheye düşüyorum. Yeter artık Türkiye'm, soykırım yaşıyorum. Bölgelerden Türk adını kazıyorlar neredesin? Selam sana Türkiye'm, selam sana milletim. Suriye ve Irak'ta ağır benim zilletim. Hem anamsın hem babam, bırakma beni yetim. Güpe gündüz kurşuna diziyorlar neredesin? Ana yurdun güneyinden çiziyorlar neredesin? Türkmen ağıdı diye isim şiirimiz. Hocam valla emeğinize yüreğinize sağlık. Dinlerken bile insanın tüylerini diken diken ediyor. O kurulan cümleler çok özel cümleler. Evet. Gönülden Gözlere kitabınızın imza etkinliği yarın. Bunu duyurusunu bir kez daha sizden alalım. Sonra da teşekkür edelim. Evet. Ben de size çok teşekkür ediyorum Erol Bey. Şimdi Gönülden Gözlere isimli kitabımız. Orada da meslektaşlarıma, bizi tanıyan ordulu kardeşlerime, hemşehrilerime, çünkü 8 yıldır bu vilayette hizmet veren birisiyim. Ne yapıp yapamadıklarımızı, ne bilip bilemediklerimizi, ne hissedip hissedemediklerimizi insanlarımızın çoğu bilirler. Ben onlara bir içim su, şifalı bir lokma, tatlı bir tebessüm, tadımlık bir azık olsun diye. Doğruluğa, iyiliğe, tefekküre, tezekküre, gönüllere giden yolu bulmada yardımcı olsun diye. Tarihe, geçmişe, geleceğe, kültüre, inancın serinliğine, ecdadın derinliğine yolculuk olsun diye. Dostlarımı dostlarıyla birlikte kültür şölenine, hayır ve huzur gününe gelsinler diye. Kardeşlerime, sevdiklerime, saydıklarıma, gönül dostlarıma en güzel hediye. Bir kitaptır diye düşünüyorum Gönülden Gözlere.
yarın Ordu Büyükşehir Belediye'mizin biz şair ve yazarlara tanıdığı imkanlar çerçevesinde, onlara da bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Saat 15 ile 19 arasında, yani 3 ile öğleden sonra 7 arasında hemen burada yanı başımızdaki mekanda olacağız. Okuyucularımızla, dostlarımızla buluşmak istiyorum. Ben hepsini davet ediyorum. Peki efendim, ayağınıza sağlık. Biz de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buraya kadar geldiğiniz sağ için. Allah razı ben olsun. Bir kez daha tekrarlayayım sayın seyirciler. Yarın saat 15'te başlayacak Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde Gönülden Gözlere isimli şiir kitabını imzalayacak Gülyalı İlçe Müftüsü, aynı zamanda şair Sayın Kemal Menceloğlu. Bir kez daha teşekkür edelim. Akşam mültenine devam edeceğiz. Ve sayın seyirciler, gökyüzündeki maviliği ve güneşin yüzünü gördük bugün. Çok çetin geçen kış mevsimi içerisinde Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmaları kapsamında 77.251 kilometre yol açtı. 869 hastaya ulaştı. 246 cenazenin de defin işlemine yardımcı oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında karla mücadele çalışmaları kapsamında 77.251 kilometre yol açtı. Ayrıca 869 hastaya müdahale edilirken 246 cenazenin defin işlemine yardımcı oldu. 350 araçla karla mücadelesini sürdüren ekipler 1400 ton tuz kullandı. Çalışmalarla kapalı yol kalmadı. Evet, yurt genelinde etkili olan kar yağışı etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre havaların mevsim normallerinin biraz üzerine çıkması bekleniyor. Güneşli havalarsa gelecek hafta boyunca da yurdun büyük bir kesiminde devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tam Merkezi stüdyolarına herkese merhaba. Hava sıcaklıkları yurt genelinde yükseliyor. Sıcaklıkların hissedildiği derecede artacağı günlerde Marmara bölgesinde 12 ile 13 derece artacak, Ege 15, Akdeniz 15, Marmara ve Ege'de 10 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde de güneş görülüyor, parçalı bulutlar arasında olsa da. Ancak Doğu Karadeniz'de bulutlar yoğunlaşıyor. Sisli puslu bir hava var. Hava Cuma günü açacak. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla parçalı, çok bulutlu. Yaptığımız değerlendirmelerde öncelikle yurdun büyük bir bölümünde mevsim normalleri altında devam eden sıcaklıkların zamanla özellikle batı bölgelerden başlayarak, Perşembe günü batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklarda artış beklemekteyiz. Bununla birlikte hafta sonuna kadar güneyli rüzgarların da desteğiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin yer yer üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hafta sonu havaların yurt genelinde güneşli olacağı belirtiliyor. Sıcaklıkların artmasıyla beraber önümüzdeki 3 günlük periyotta Perşembe, Cuma, Cumartesi günü özellikle Karadeniz kıyı kesiminde kar erimelerine karşı da vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Cuma günü itibariyle yurt genelinde herhangi bir yağış beklentisi yok. Ancak öğle saatlerinden sonra yine batı kıyılarımızda bulutluğun artmasını beklemekteyiz. Marmara'nın batısı, kıyı Ege civarlarıyla Antalya'nın batısına doğru ki alanda zamanla bulutluluk artacak ve genellikle çok bulutlu bir hava yaşanacak akşam saatlerinde. Batı Karadeniz az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz az bulutlu açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Güneşli hava gelecek. Hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bugünlerde çok önemli ve başarılı çalışmalara, operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde telefon dolandırıcılarını sıkı bir takiple ele geçiren ekipler bu kez de bir hırsızlık olayını faili meçhul olmaktan kurtardı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evden hırsızlık yapan bir şüpheli
karda bıraktığı ayak izlerinden yakalandı. Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışında yaşayan Meyhan'ın Güzel Yalı Mahallesi'ndeki evinde çelik kasa içerisinde değerli eşya ve paraların çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin karda bıraktığı ayak izlerini takip ederek aynı mahalledeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, zanlının hırsızlıkta kullandığı suç aletleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli TB'nin ayakkabısının kar üzerindeki izle uyuştuğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ordu Asayiş Şube Müdürlüğü'nden hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların ikametlerini terk etmeleri halinde, daire ve bina kapılarını kilitlemeleri, binalarına güvenlik kameraları taktırmaları halinde bu tür hırsızlık olaylarına maruz kalmayacakları hatırlatıldı. Bunlara karşı yapacağımız önlem çalışmaları da şöyle olursa vatandaşımız bundan zarar görmez. Öncelikle kendi tertibatlarını almalarını istiyoruz. Yani kapıyı kesinlikle kilitlemelerini istiyoruz biz birinci aşamada. İkinci aşamada eğer mümkünse kapının giriş ve çıkışını görecek şekilde kamera kayıtlarının alınmasını, yani güvenlik kamera kayıtlarının tutulmasını istiyoruz. Üçüncüsü de eğer uzun süreli evini terk ediyorsa komşusuna veya güvendiği birisine haber vererek posta kutusunu sürekli boşaltmasını istiyoruz. Yani posta kutularında eğer çok fazla zarf olursa bunu hırsızlar biliyorlar, evin boş olduğunu biliyorlar ve direkt o daireye müdahale ediyorlar. Buna da önem vermelerini istiyoruz ve giderken, evlerini boşaltıp giderken komşularına kesinlikle evimize göz kulak olun, biz 3 günlüğüne, 5 günlüğüne gidiyoruz. Dönüşümüze kadar evimiz size emanet diye birbirlerimize böyle konularda desteklersek kesinlikle mağdur olmayacaklarına inanıyorum ben. Dolandırıcıların sınır tanımaz oyunlarından bir tanesi olan ATM dolandırıcılığı Türkiye'de yüzlerce insanı mağdur ediyor. Dolandırıcılıkla karşı karşıya kalma durumunda da vatandaşlara çok iş düşüyor. Dikkat ise her şeyin başında geliyor. Konuyla ilgili TV'ye İlkil Haber'e konuştu. Ordu Asayiş Şube Müdürü Murat Petek dolandırıcılığın yöntemlerini anlattı. Vatandaşın mağdur olmaması için de tiyolar verdi. Kopyalaması yetmiyor bunlar. Şifreni aldığı zaman hiçbir şey yapmamız, kart bilgilerini lazım. Kart bilgilerini burada kopan dediğimiz bir alet var. Bunu nasıl gösterelim? Belletmemeye çalışırım fark ettiğimi. Gizden gizliye mesela polise falan ihbar edebilirim herhangi bir durumda. İlk olaraktan polise haber veririm. Eğer maaş kartıysa bankaya arayacağız. Günlük yaşantımızda çok defa duyduğumuz dolandırıcıların da sık başvurduğu yöntemlerden biri bankamatik dolandırıcılığı, uykuları kaçırmaya yetiyor. Çok geç saatlerde diyelim ki gece yarılarında falan bu işler biraz daha sıkıntılı olur. Başımıza hani paramızdan olduğumuz gibi bazen sağlığımızdan da olabilir, canımızdan da olabilir. Vatandaş dolandırıldığını fark etmediğinde ya da anında harekete geçmediğinde ciddi maddi kayıplara sebep olabiliyor. Bu sebeple bankamatik işlemlerini yaparken dikkate elden bırakmamak gerekiyor. Şöyle yapmayı tercih ederim genellikle, böyle yazmayı. Elimi şuradan cephanelik şeklinde korurum. Öyle yazmaya çalışıyorum. Yani arkadakilere göstermeden mi yaparsınız? Aynen, evet. Dolandırıcılık türlerinden bir tanesi olan ATM dolandırıcılarına karşı Asayiş Müdürü Murat Petek uyardı. ATM'lere yerleştirilen düzeneklere dikkat. Petek yaptığı açıklamada ATM dolandırıcılığında kullanılan yöntemleri anlattı. Dediğiniz gibi dolandırıcı hadiseleri son zamanlarda ülkemiz gündemini çok fazla meşgul ediyor. Bunlardan bir tanesi de ATM dolandırıcılığı. ATM dolandırıcılığında uygulanan teknikler basit, kendilerince basit ama bizler için zor, teferruatlı aparatlar kullanarak bu dolandırıcılıkları yapıyorlar. Öncelikle iki tane husus var ATM dolandırıcılığında şüphelilerin çok fazla kullandığı aparatlardan bir tanesi papağan dediğimiz kart okuyucu sistemini takmaları. Bu papağan dediğimiz sistem normalde kart haznesi olarak yerleştirdiğimiz kart haznesinin üzerine yeşil bir kutu var. Yani çoğu bankamatik üzerinde bu yeşil kutular var. Bunun üzerine farklı bir yeşil kutu koyarak kartımızı içerisine soktuğumuzda arkadaki manyetik şeritteki bilgilerin tamamını kopyaladıkları bir cihaz var. Bir de bu cihazla eşleştirilen para çekme haznesinin yan tarafına veya üstte
vatandaşın görmeyeceği bir yere mikro kamera koymak suretiyle şifremizi yazdığımız klavyeyi görüntüleyen bir alet var. Bu ikisini kullanmak suretiyle hem banka kartımız üzerindeki detayları alarak hem de kamera vasıtasıyla klavyeyi tuşladığımız rakamları kopyalamak suretiyle kayda alan dolandırıcılar bunu farklı ortamlarda kullanmak suretiyle vatandaşlarımız mağdur ediyorlar. ATM dolandırıcıları vatandaşları ATM'ye yerleştirdikleri düzenek sayesinde dolandırıyor. Papağan denilen bu sistemin arkasına cihaz yerleştiriyorlar ve bu cihaz sayesinde kart bilgilerini okuyorlar. İşte buraya yerleştirdikleri kamerayla da şifrenizi görüyorlar. Petek dolandırıcılıkta kullanılan yöntemler konusunda dikkat edilmesi gereken hususları da önemli kaydetti. Burada vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken çok basit konular var. Bunlardan bir tanesi elle papağan dediğimiz cihazı yani kart haznesini elle yoklamaları. Bunu dolandırıcılar buraya monte ederken genellikle silikon veya yapıştırıcı kullanmak suretiyle buraya yapıştırıyorlar. Genelde kenarları taşmış vaziyette oluyor. Şöyle elimizle hafif bir yokladığımız zaman zaten kopuyor onlar. Hemen sökülüyor eğer dolandırıcı takmışsa. Yoksa bankaların kendisine ait olan orijinal papağan dediğimiz kart okuyucu haznelerinde bir problem yok. Onlar yani ufak bir sallamayla yerinden sökülecek türden değil. Bunu yoklamalarını istiyoruz. Bir de klavye üzerinde şifrelerini girerken ne bir başkasının arkadaki, yandaki şahsın görmesini engellemelerini istiyoruz ne de bir üstten takacakları mikro kameranın şifreyi kaydetmemesi için elleriyle siper etmelerini istiyoruz. Eğer bu iki güvenlik noktasına dikkat ederlerse kesinlikle mağdur olmayacaklarına inanıyoruz. Evet, benim başıma gelmez demeyin. Eğer söz konusu kötü niyetse, eğer her şey başınıza gelebilir. Eğer niyet kötülükse her şey başınıza gelebilir. Aman dikkat diyelim. Özellikle de telefon dolandırıcılarına karşı ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Devletimizin hiçbir hakimi, savcısı, polisi, jandarması hiçbir zaman size telefon açıp da adınızın bir suç şebekesine karıştığını söylemez. Sizden para, pul hiçbir şey istemez. Ha böyle bir durumla mı karşılaştınız? Hemen polis 155 imdatı arayın. Durum hakkında ihbarda bulunun ki zamanında yapılan bir ihbarda zamanında müdahaleyi de gerektirir. O yüzden kimsenin canı yanmasın, kimse üzülmesin. Birazcık daha dikkat edelim diyelim günlük hayatımızda. Sayın seyirciler, ordulu avcılar bu kez kurşun değil yem attılar. Ordulu avcılar, Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şubesi ile Karkalanı'nın yaklaşık 1 metreyi bulduğu alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için kolları sıvadı, çeşitli noktalara yemler bıraktı. Ordulu avcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle kar yağışıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için çalışmada bulundu. Avcılar, kent ormanının yan tarafında bulunan Ordu'nun Altınordu ilçesi Saraycık Emen mahallesinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu alanlarda içinde pancar, havuç, kelem ve lahananın bulunduğu yaklaşık 300 kilogram yemi doğaya bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürü Emin Akça, yemleme çalışmalarını Ordu ilçelerinde her yıl yaptıklarını söyledi. Yaban hayatı yemleme çalışmalarımız il sınırlarımız içerisinde rutin olarak devam etmektedir. Bu yemlemeyi her ilçemizde yapıyoruz. Ordu Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Derneği Başkan Vekili Aslan Kaya Furtun da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle bölgede bulunan 13 karaca için yemleme yaptıklarını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Ben öncelikle Doğa Koruma Milli Parklar Sayın Müdürüm Emin Bey'e çok katkılarını teşekkür ediyorum. Ayrıca bu mevkide oturan, ikame eden Olgun Kılıç arkadaşımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Dün bizi aradı. Burada 13 tane karaca olduğunu ve bunların da açlık çektiğini tespit edilmiş. Bunun üzerine biz de geldik bugün görevli arkadaşlarla beraber yemleme yapıyoruz. Yaklaşık işte 250-300 kilo bir yem aldık. Pancar, karacan yiyecek olduğu lahana, kelem, havuç onları yemleme yapacağız. Bunu biz her sene Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile yapıyoruz. Kar yağdığı sürede devam edeceğiz bu yemleme yapmamıza.
Hurt'un daha sonra avcılara seslenerek yasaklara uymalarını istedi. Son zamanlarda kar çok yağdı. Çulluk veyahut da karaca veyahut da yasak olan avları yapmamalarını, en azından bir süre ara vermelerini çok önemli rica ediyorum. Yasak avlanmaya kesin karşıyız. Şu anda zaten her akşam Milli Parklar görevlimiz arkadaşlar sürekli trenler yapıyorlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Mele Tırmağı'nın kenarına yapılacak olan Melet Park projesinin ilk etap çalışmaları tamamlandı. Sayın seyirciler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Çivelek, projesi onaylanan Melet Park projesiyle ilgili TV2 habere açıklamalarda bulundu. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Melet Park projesiyle sosyal yaşam alanı olarak düzenlenecek Eski Durgöl Çöplüğü'nde ilk etap çalışmalarının tamamlandığı açıklandı. Konuyla ilgili bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Çivelek, Melet Park'la ilgili proje çalışmalarının bittiğini ve projeyle ilgili birkaç ay içinde çalışmalara başlanacağını söyledi. Melet projesinin ilk etabıyla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Başkanımızın yoğun görüşmeleri sonucu. İlk etabına yakın zamanda onunla ilgili açıklama muhakkak yapacaktır. Orayı çok önemsiyoruz. Özellikle köprüye olan 1 kilometrelik bir kısmı var. Orayla ilgili proje çalışmalarımız bitti. Yani bunlar da kolay çalışmalar değil. Evveliyatında taş dolgu olan alan fore kazık şeklinde geçilmesi uygun görüldü. Onunla ilgili sahile de 2 mahmuz var. Suyun daha düzenli kalması için. Orayı çok yakın zaman, bu yıl içinde birkaç ay içinde ilk partisi başlayacak. Genel Sekreter Civelek, Durugöl'de bilhassa yaz aylarında ortaya çıkan kokuyu da önlemek için bir çalışma yürütüldüğünü ve her geçen gün bu kokunun azaldığını da sözlerine ekledi. Eskiden orada çöp vardı, çöp dökülüyordu. O çöpün içine başka şeyler de dökülüyordu. Yani bu gitgide kontrol altına alındıkça minimum seviyeye o düşürüyoruz. Mevsim kış olunca buzlanan yollar kazaları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Samsun Çarşamba Otogarı kavşağında buzlanmadan dolayı kontrolü kaybeden bir tır yolu trafiğe kapadı. Ordu Samsun Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Karayollarında oluşan gizli buzlanma dikkatsizlikle birleşince kazaları da beraberinde getiriyor. Ordu Samsun Karayolu'nda ilerleyen 68 KA730 plakalı tır Samsun Çarşamba Otogarı kavşağında kontrolden çıktı. Otoban üzerinde yan yatan tır Ordu Samsun Otoyolu'nu kapattı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken Ordu Samsun Karayolu 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Tırın düzeltilmesiyle birlikte otoyol tekrar normale döndü. Yoldan bir çıkın, yolunu çarptın. Şöyle devam edin. Ve geldik akşam bülteninin sonuna. Bizler hayatı ve hayatın getirdiklerini paylaştık sayın seyirciler. Spor haberleri ekranlarınıza gelecek. Birazdan ardından ekonomideki gün sonu rakamları ve yol durumunu izleyebilirsiniz. Yarın akşamki randevu saatiniz yine 18.30 olsun. Hayatı ve hayatın getirdiklerini bu ekranlardan izleyin. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Spor'un doğru adresi TV52'ye hoş geldiniz. Ordu Spor'da 2-0'lık Muğla Spor Yeni Ligi'nde maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Asımcan Çaykıran ve Altan Kılıç gitti. Kritik Maltepe Spor müsabakası öncesinde geçen hafta cezasından dolayı oynayamayan Yunus Şimşek ve uzun süren sakatlığını atlatan Tolga Yılmaz kadroya geri döndü. Ordu Spor'da 2 oyuncu gitti, 2 oyuncu kadroya dönüyor. Ordu Spor'da 2-0'lık Muğla Spor Yeni Ligi'sinde maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Asımcan Çaykıran ve Altan Kılıç gitti. Kritik Maltepe Spor müsabakası öncesinde geçen hafta cezasından dolayı oynayamayan Yunus Şimşek ve uzun süren sakatlığını atlatan Tolga Yılmaz kadroya geri döndü. Spor Toto 3. Lig'de hafta sonu Maltepe Spor ile kritik bir maça çıkacak olan Ordu Spor'da cezalı oyuncular teknik heyeti düşünürken cezası biten Yunus Şimşek'le birlikte sakatlığını atlatan Tolga Yılmaz'ın
forma giyecek olması yüzleri güldürdü. O isimlerden defansta göstermiş olduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Şimşek, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. Muğla'da çok iyi oynamalarına rağmen hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen genç defans oyuncusu, alınan bu mağlubiyetin önemli olmadığını, Maltepe Spor müsabakasından alınacak sonucun önemli olduğunu söyledi. Ben de bu hafta cezalıydım, arkadaşlarıma yardımcı olamadım. Duyduğum kadarıyla ben de arkadaşlardan bilgi aldığım kadarıyla iyi bir futbol oynadık. Ama iki tane kırmızı kart gördük. Onlar bizi biraz düşürdü. Son dakikalarda biraz gardımız düşerek girmişiz. Önemli değil yani, bu hafta bizim için daha önemli bir maçımız var. Yani rakibimizle oynayacağız. İnşallah bu maçta Muğla yenilgisini telafi edeceğiz. Bizim için yani ne 6 puan ne 9 puan, işte bizim için tek önemli maç bu maç. Yani Maltepe maçı bizim için çok önemli bir maç. Yendiğimiz takdirde çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Hem rakiplerimizin önüne geçeceğiz, hem de moral açısından, şehir açısından da çok önemli bir maç bizim için. Yendiğimiz takdirde inşallah sanıyorum ki biz kümede kalacağımıza inanıyoruz. İnşallah bu hafta taraftarımızın da bize destek vermesiyle, şehrin bize sahip çıkmasıyla inşallah Maltepe maçını kazanıp yolumuza bakacağız. Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde playoff iddiası olan Ordu Spor kadın basketbol takımına deplasman yaramıyor. Geride bıraktığımız hafta sonu deplasmanda İstanbul Gücü mağlubiyeti sonrasında üst üste çıktığı ikinci deplasman maçında bu kez İzmit Belediyespor ile karşılaşan Ordu Spor, İzmit'te de aradığını bulamadı ve İzmit Belediyespor'a 98-74 mağlup oldu. Potanın menekşeleri kaybettikçe kaybediyor. Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde playoff iddiası olan Ordu Spor kadın basketbol takımına deplasman yaramıyor. Geride bıraktığımız hafta sonu deplasmanda İstanbul Gücü mağlubiyeti sonrasında üst üste çıktığı ikinci deplasman maçında bu kez İzmit Belediyespor ile karşılaşan Ordu Spor, İzmit'te de aradığını bulamadı ve İzmit Belediyespor'a 98-74 mağlup oldu. Potanın menekşelerinde mağlubiyet serisi başladı. Geçen hafta İstanbul Gücü deplasmanından eli boş dönen Ordu Spor, İzmit Belediyespor'a da farklı mağlup olmaktan kurtulamadı ve üst üste ikinci yenilgisini aldı. Ordu Spor kadın basketbol takımı maçı baştan sona geride götürürken 21-15 geçen ilk periyodun ardından soyunma odasına 48-30 geride girdi. Maçın ikinci yarısında toparlanmak isteyen menekşeler 76-52 girilen son periyodun ardından parkeden 98-74 mağlup ayrıldı. Potanın menekşelerinde Jamaikalı Yanico Gordon 21 sayı 16 rebound ile double-double yaparken Tuğçe Kanat'ın 20, Eyfel Akır'ın ise 16 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Maçın en skoreri ise Ordu Spor potasına 23 sayı atan İzmit Belediyesporlu Deniz Doğan oldu. Lider Akkuş gücüne güç katmaya devam ediyor. Bir üstlük yolunda playoff'un en büyük adayı haline gelen Akkuş Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bingöl Solhan Spor'da başarılara imza atan Mert Öztürk'le anlaşarak transferi kapattı. Lider Akkuş gücüne güç katmaya devam ediyor. Sezon başında yaptığı transferlerle azından söz ettiren ve ligde lider konumda olan Akkuş Belediyespor'da son dakika transferi. Üst lig yolunda playoff'un en büyük adayı haline gelen Akkuş Belediyespor voleybol takımı gücüne güç kattı. Yeşil Beyazlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bingöl Solhan Spor'da başarılara imza atan Mert Öztürk'le anlaşarak transferi kapattı. Başarılı voleybolcu Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'yi makamında ziyaret ederek kendisini Yeşil Beyazlı yapan sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, son dakika transferiyle transfer sezonunu kapatmış olduk. Mert kardeşimizin gelmesiyle takımımızın gücüne güç kattık. Playoff yolunun sonuna gelmeye 5 maçımız kaldı. Kalan 5 maçımızı da kazanıp üst lige çıkmak için mücadele edeceğiz. Pazar günü evimizde önemli bir maça çıkacağız. Akkuş Spor Salonu'nda saat 13'te Erzurum Spor Lisesi ile yapılacak mücadelede tüm spor severleri takımlarını desteklemeye davet ediyoruz açıklamasını yaptı. Bölgesel Amatörlük 4. grup 16. hafta mücadelesinde cumartesi ve pazar günü 4 maç oynanırken İki müsabaka ise olumsuz hava şartları nedeniyle oynanamayarak ertelenmişti. Ertelenen o iki müsabakanın ne zaman oynanacağı belli oldu. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta 16. hafta mücadelelerinde
Cumartesi ve pazar günü 4 maç oynanırken 2 müsabaka ise olumsuz hava şartları nedeniyle oynanamayarak ertelenmişti. Ertelenen o 2 müsabakanın ne zaman oynanacağı belli oldu. Güzel Ordu Spor'un cumartesi günü deplasmanda 13 Şubat Erzincan Gençlik Spor'u farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdüğü haftada bir diğer Ordu temsilcisi Fas'a Belediyespor ise kara engeline takılmıştı. Geride bıraktığımız hafta şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Ayancık Belediyespor ile kendi evinde karşılaşması gereken Fas'a Belediyespor, Ordu'da aşırı yağan kara takılmış ve sahanın karla kaplı olması nedeniyle haftayı maç yapmadan geçirmişti. O hafta maç oynamayan bir diğer yer ise Giresun'du. Cumartesi günü 13 Şubat Erzincan Gençlik Spor, Güzel Ordu Spor müsabakasıyla başlayan haftanın pazar günü programında olumsuz hava şartları nedeniyle Fas'a Belediyespor, Ayancık Belediyespor ve 1926 Bulancak Spor, Görele Spor karşılaşmaları oynanamadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen iki müsabakanın ne zaman oynanacağı belli oldu. Fas'a ilçe stadında Fas'a Belediyespor, Ayancık Belediyespor ve Bulancak ilçe stadında 1926 Bulancak Spor, Görele Spor müsabakaları TFF'den yapılan açıklamayla 15 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 14'te oynanacak. Karın engel olduğu bir diğer haber ise yine futbolda ama bu seferki ne zaman oynanacağı belli değil. Geçtiğimiz hafta sonu oynanması gereken ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Ordu 1. Amatör Lig ve diğer altyapı liglerinde bu hafta sonu oynanması gereken müsabakalarda kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle ikinci bir emre kadar yine ertelendi. Geçtiğimiz hafta sonu oynanması gereken ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Ordu Amatör 1. Lig ve diğer altyapı liglerinde bu hafta sonu oynanması gereken müsabakalar kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle yine ikinci bir emre kadar ertelendi. Geçtiğimiz hafta Ordu'da başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı futbolu etkilemeye devam ediyor. Futbol İl Tertip Komitesi tarafından başta 1. Amatör Lig olmak üzere U14 ve U19 liglerinde oynanacak maçların tamamı ertelenmişti. 1. Amatör Lig'de 12. hafta müsabakaları alınan karar gereği ertelenirken şimdi de 13. hafta müsabakaları ile U14 ve U19 lig maçları aynı gerekçeyle ertelendi. Futbol İl Temsilcisi Hasan Vayni, başta 1. Amatör Lig'in 13. hafta karşılaşmaları olmak üzere U19 ve U14 lig maçları ikinci bir emre kadar ertelendiğini açıkladı. Vayni açıklamasında, ilimiz genelinde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle müsabakaların oynanamayacağı, sahaların kar örtüsüyle kapalı olması neticesinde 1. Amatör Lig, U19 ve U14 liglerindeki tüm maçların ertelenmesine karar verdik. Amatör liglerimizde olağanüstü bir durum söz konusu ve ikinci bir emre kadar maçlar oynanamayacak ifadelerini kullandı. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sunar. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sundu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Kış mevsimi dolayısıyla yola çıkacak olan sürücülerimizin araçlarında kış lastikleri takılı olması mutlaka zincir, takoz,
çekme halatları bulundurmaları, araç takip mesafelerini arttırmaları, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, şerit ihlalleri yapmamaları ve buzlanma olabilecek kesimlerde dikkatli olmaları gerekmektedir. Giresun, Trabzon yolunun 43. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nin Giresun-Trabzon yönünde bulunan Güney Tüpü'nde 26.01.2017-04.02.2017 tarihleri arasında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kumluca şehir geçişindeki bölünmüş yolun 13. ve 15. kilometreleri arasındaki sol geliş şeridi yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış ve trafik sağ gidiş şeridinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak, Devrek, Mengen yolunun 62. ve 67. kilometreleri arasında orta refüjde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı, Karataş Kavşağı, 3. ve 4. kilometreleri arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım Karataş Viyadüğü, Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin, Şavşat yolunun 25. kilometresinde Berta mevkinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Diyarbakır, Ergani yolunun 18. ve 23. kilometre arasında kavşak düzenlemeleri, sanat yapıları, üst yapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.